القدره يا الله اكبر ABD'nin bu şer planı nasıl değerlendiriyoruz? ABD'nin bu şer planı ilk planı değil. Yıllardan beri, asırlardan beri Amerika özellikle dünya siyonizmi ile beraber İslam ülkelerinde hem sömürü hem katliam yapmakla beraber şu anda Kudüs'ü işgal etmiş. Kudüs'ün işgali aslında yeni atılmadı. Geçen bundan kaç ay önce Amerika bir metin imzalamıştı ve tüm kamuoyuna metni imzasını gösterdi ki Kudüs'ü İsrail'in başkenti yaptı. O zaman temel atıldı fakat şu anda bunu pirataya geçirdi. Dolayısıyla Amerika hakikaten İsrail ve özellikle Batı emperyalizmi İslam alemi üzerinde yıllardan beri yapmış olduğu katliamlar, zulümler had safhayı aştı. Fakat biz Müslümanlar olarak Kudüs'e sahip çıkmak tüm ümmetin aslında ortak payesidir. Kudüs ümmetin ortak payesidir, ortak malıdır. Dolayısıyla bütün Müslümanların uyanıp yek vücudu olup vahdeniyeti oluşturup gerek Amerika'nın almış olduğu bu karara, İsrail'le beraber almış olduğu bu karara tüm ümmet tepkisini ortaya koymak mecburiyetindedir. Yoksa Allah'a hesap veremeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Amerika'nın belki kurulduğundan beri ya da süper güç halini aldığından beri en büyük projesi ya da hassasiyeti bir, Orta Doğu'nun petrolü, iki, Siyonizmin muhafazası. Yani işgal devleti İsrail'in, sözde devlet olan İsrail'in korunması. Bu Amerika'nın öncelediği bir stratejisidir. Yıllardır, belki 100 yıldır, 50 yıldır, 70 yıldır bu süre geliyor. Fakat biz Müslümanlar olarak onlar Amerikalığını yapacak, emperyalistliğini yapacak, kafirliğini yapacak. Siyonizmin kendine göre arz-ı mevut çizgileri, belki bir planı programı vardır. Asıl sorun Müslümanların programsız, plansız olması. Asıl sorun Mescid-i Aksa'da dahi Müslümanların birleşememesi, Müslümanların dünyevileşmesi. Tam tersi halkı Müslüman olan idarecilerin büyük bir bölümünün de bu yüzyılın ihanetine destek vermesi gerçekten içler acısıdır. Bu saatten sonra bizim elimizden karınca misali dilimizle bir telin yapabiliyoruz. Fakat ümmetin birleşip fiili bir harekete geçmesi, bir dur demesi gerekiyor. Buradan bütün halkı Müslüman olan ülkelerin liderlerine en azından Kudüs için bir olalım, Kudüs davası için bir olalım. Çünkü Kudüs İslam'ın siyasi başkentidir. Kudüs kaybedildiğinde Müslümanlar artık yeryüzünde yok hükmündedir. Bu hassasiyetle bütün halkı Müslüman olan ülkelerin liderlerine çağrımız, birleşin, Kudüs için ne yapılması gerekiyorsa yapın. Ve biz Gaziantep halkı olarak bugün hazır olduğumuzu da her türlü Kudüs için ne bedel gerekiyorsa hazır olduğumuzu da beyan etmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli müminler, değerli iman edenler, Mescid-i Aksa Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'den Mescid-i Aksa'ya gelip Sidretül Münteha'ya yükseliyor. Orası Filistin'e ait değildir sadece. İslam aleminin rehberi yoktur. Eğer rehber olsaydı, İslam'ın birliği biri olsaydı, Kur'an'ın hakimiyeti olmuş olsaydı, bugün Amerikalılar
Firavunlar gibi, Nemrutlar gibi, Şeddatlar gibi bu işleri yapamazlardı. İslam alemine bir rehber lazım. Kur'an hakim olmadığı müddetçe bizim bu konuşmamız, bu toplantılarımız, bu hareketlerimiz hepsi boşunadır. Kur'an hakim olacak, bir rehber Allah-u Teala tarafından tayin edilecek. İslam'ın birliği bir olacak. O zaman Firavunlar, Nemrutlar, Şeddatlar kendi kendine yerine oturup gidiyorlar. Amerika bugün gündemiyle bakacak olsak Amerika var olduğu itibariyle Müslümanlara ve insanlık adına hiç rahatlık vermemiştir. Kurulduğu günden beri İslam alemine fitne çıkaran, fitne üreten bir makine haline gelmiştir. Yönetim tarzına bakıldığı zaman zaten Müslümanlar ve Müslüman dünyasını kabul etmeyen bir yönetim tarzı vardır. Yani bu şekildedir. Bugün itibariyle almış olduğu kararlar Müslüman dünyasında ve Kudüs davasını güden tüm Müslümanlar açısından da yetersizdir. Buna tepkimizi dile getiriyoruz. Kudüs Müslümanlardır. İsrail'in başkenti olamaz. Olması için de herhangi bir bedel ödenmemiştir. Her ne kadar denilse ki 100 yılın anlaşması da diye kabul edilse ama bizim açımızdan Müslümanlar açısından kabul edilmemiştir bu. Bu plan Yahudi ve Hristiyanların yani özellikle Batı aleminin bir oyunudur, bir planıdır. Gaye Müslümanları birbirinden ayırmak, Müslümanların arasına tefrika koyup parçala böl yut politikasını uygulamaktır. Bizler Müslümanlar olarak hiçbir zaman bu kararı tanımadık, tanımayacağız ve tanımamaya da daha devam edeceğiz. Ve tanımamak için de elimizden gelen bütün imkanları seferber edeceğiz.